Değerli izleyiciler, Arapça Öğreniyorum programının bu bölümünde et tedribat diyeceğiz. Yani alıştırmalar ve atfun nesk yani harflerle yapılan atıf konusunda alıştırmalar göreceğiz. Tetekaddemul ümem bil ilmi vel ahlak. Evet bu cümlede el ma'tufu aleyh hangisidir diye soruyoruz. E, tabii ki tetekaddemul ümem derken yani milletler yarışmaktadır, öne geçmektedir neyle bil ilmi, ilim ile ve ahlaki ve ahlak ile. Evet, bu cümlede matufu aleyh hangisidir? Yani kendisine atıfta bulunulan ifade. Ee, ve e, öncelikle bu cümledeki atıf harfini vav olarak tespit edelim. Yani bil ilmiden sonra gelen ve atıf harfidir. Ee, ahlak kelimesini ilim kelimesine atfetmektedir. Şıklarımızı e, görürsek A şıkkında mudur? El ma'tufu aleyh el ümem kelimesi midir? Bil ilmi midir? El ahlak kelimesi midir diye soruyoruz. E, tabii ki cevabımız el ilmi olacaktır. E, bir harfi cerriyle ile mecrur olmuştur ve e, kendisine ahlak kelimesi atfedilmiştir. Dolayısıyla kendisine atfedildiği için biz buna el-ma'tufu aleyh diyoruz. Ger alıştırmamızı görelim. Hel tezhebu ilel mescidi ve tusalli fi vaktiha harfu atfin. Bu cümlede atıf harfi hangisidir diye soruyoruz. Ki mescide gidiyor musun ve vaktinde namazını kılıyor musun? gibi bir cümle. Burada birkaç tane harf var. Bunlardan hangisi atıf harfidir bu edatlardan? Hangisi? Ki o edatları yani cümledeki edatları şıklarda görelim. Hel edatı mıdır? İla mıdır? Fi harfi midir? Ve Vav harfi midir? diye soruyoruz ki e, tabii ki doğru cevabımız e, ve edatıdır. Yani Vav harfidir ki hel soru edatıdır. ila cer edatıdır. Yani harfi cerdir. Fi de harfi cerdir. Vav ise burada e, atıf harfidir ki vav harfinin hani başka kullanımları da vardır da. E, burada e, bir sonrakini, bir önceki ifadeye bağlamak için geldiğinden atıf harfidir diyoruz. Evet, diğer alıştırmamız Ma'tar Rashidun thumma el Evet, Rashid öldü, sonra da me'mun öldü. Bu cümlede ma'tuf e, hangisidir diye soruyoruz. Yani atfedilen hangisidir ve şıklarımızı e, görürsek Ma'teye mi? Ma'te midir at olunan? el-Ma'mun mudur? El-Rashid midir yoksa thumme midir? Evet. Sümme harfu atıftır. Yani bağlayan harftir sonra anlamında. Dolayısıyla o değildir. Er-Raşid kendisine atfedilendir. Mate ise cümlede fiildir ve dolayısıyla e, el-me'mun e, ismi e, matuf olacaktır ki atıf harfinden sonra gelen ifadeye biz matuf diyoruz. Evet, atfedilen, bağlanılan zaten atıf harfinden sonra gelecektir ki burada ise me'mundur doğru cevabımız. Diğer seçenek ma qara'atul kitabe kullahu bel ba'dahu. Kitabın hepsini okumadım. Bel bilakis ba'dahu bazısını yani bir kısmını okudum cümlesinde el ma'tufu aleyh hangisidir diye soruyoruz. Kendisine atıfta bulunulan ki bunun kolay yolu nedir dersek, atıf harfinden önceki ifadede arayacağız. Şıklarımızı görelim. Ma qara'tu müdür? El kitabı midir? Ba'allahu mudur? Yoksa küllehu mudur? Evet, bazısını bilakis bazısını okudum derken bununla ilgili tamamlayan ifade veya bundan önce bunu çağrıştıran ifade tabii ki küllehu kelimesidir küllehu kelimesine bağda ile atıf yapılmıştır. Tamamını değil bir belk bilakis bir kısmını şeklinde. Evet, diğer sorumuza geçelim. Sahibil ahyar la el eşrar. Hayırlı kimselerle arkadaşlık et, şerli kimselerle değil. Burada irabul eşrarı soruyoruz. El eşrar kelimesinin irabı mansup mu olacaktır? Yoksa merfu mu olacaktır? Mecrur mu yoksa meczum mudur? Sahip emirdir. Emirdir. Dolayısıyla burada fail bu fiilin içerisinde ente olarak müstetirdir. Yani sen faildir ve el ehyar ise artık fail değil mef'ulun bih olacaktır. Dolayısıyla el ehyar mansuptur. La burada atıf harfidir ve atıf harfi olduğu için de ondan sonraki matuf, ondan önceki matufun aleyhin irabına tabi olacaktır. El-Ahyar mansup olduğuna göre el-Eşrar da mansup olmak zorundadır. Evet. Sahibil ahyare la el eşrare şeklinde okuyacağız. Ve diğer alıştırmamız bena ahi beyten ve bir boşluk var. Sonra mesciden kelimesi. Buraya bir atıf harfi gelirse la yeti gelemez atıf harflerinden hangisi? Evet, hangi atıf harfi gelemez? Vav wow, gelebilir mi? Mesela bene ahi beyten ve mesciden diyebilir miyiz? Yine bene ahi beyten fe mesciden diyebilir miyiz? C şıkkında summe D şıkkında ise lakin neyi görüyoruz? Bunların hepsi atıf harfidir. Ancak buraya hangisi en uygunudur? Ee, tabii ki üçü de uygunudur. Ancak bir tanesi laye etki gelemez. Mesela vav gelebilir çünkü kardeşim bir ev ve mescit binayeti yaptı. F gelebilir. Çünkü F tertip ve takip anlatıyordu. Yani kardeşim ev bina etti. Hemen ardından mescit bina etti. Summe de gelebilir. Çünkü kardeşim ev bina etti. Sonra. Evet. Summe sonra anlamındaydı. Mesciden mescit bina etti. Lakinle dersek, lakinle için öncesinde bir nefi, bir olumsuzluk geçmesi gerekir. E, çünkü manaya da uymamaktadır. Kardeşim ev bina etti, lakin mescit gibi bozuk bir anlam çıkacaktır. Dolayısıyla atı harflerinden lakinle buraya gelemez. Evet, diğer alıştırmamız eyü harfin yüstehtemu lit tertibi ve terahi Hangi harf yüstehtemu kullanılır? Tertif tertip ve terahi yani sıra ve biraz sonralık anlamında. Tertip sıra demek. terahi ise sonralık demek. Ki e, şıklarımızı görürsek bel harfi midir? Yani atıf olarak vav e, harfi midir? E, ev edatı mıdır? Veya summe e, harfi midir? Edatı mıdır? Diye soruyoruz ki bel idrap içindi. Yani bir önceki ifadeyi bir sonrakiyle değiştirmek e, düzeltmek içindi. Vav e, ise tertip anlatmamaktaydı. Sadece e, iştirak, ortaklık veya cem etme anlatıyordu. Ev ise tahhir anlatıyor. Summe ise hem tertip anlatıyor yani sırayı hem de terahi sonralığı anlatıyordu. Doğru cevabı summe olacaktır. Eyyü harfin yüstehtemü li tahhir hangi harf, e, atıf harfi e, tahhir için yani tercih için kullanılır e, ki yine aynı harflerimizi e, alırsak bunlardan hangisi iki şey arasında tercih için yani veya anlamında kullanılır ki doğru cevabımız ev edatı olacaktır. Çünkü ev edatı e, atıf harfidir ve iki şey arasında tercihi anlatır. Kalem veya kitap Ahmet veya Yusuf gibi diğer alıştırmamız ey harfi atfin la yuqayyedu't tertip hangi e, atıf harfi tertiple sınırlanmaz yani tertip e, gerektirmez ki A şıkkında bel B şıkkında ve C şıkkında ev summe edatlarını görüyoruz hangi atıf harfi sıralama anlatmaz veya sıralama ile sınırlanmaz sıralama şart değildir cevabımız vav wow. Harfi olacaktır. Çünkü vav edatıyla birbirine bağlanan iki şey e, arasında sıralama yoktur. Sonraki önce gelebilmekte idi. Diğer alıştırmamız. Eyyu harfi minette la la tekdim harfe atfin. Hangi harf verilenlerden hangi harf atıf harfi olarak kullanılmaz. Evet atıf harfi olarak gelmez diyoruz. Lakin midir? Bel midir? Hatta mıdır? Leyte midir? Evet atıf harflerini hatırlıyoruz ki onlar arasında lakin vardı? Bel vardı. Hatta vardı. Ancak leyte, e, leyte e, atıf harfi olarak kullanılmıyordu. Evet leyte diye bir atıf harfi e, görmemiştik. Doğru cevabımız o olacak. Diğer alıştırmamız Hafizat Fatıma bir boşluk var. Fel hadis El ma'tufu aleyh el münasib lil ferav. Boşluk için uygun olan ma'tufu aleyh hangisidir? Ki burada atıf harfi fe'dir. Atıf harfi fe'dir. Cümle için mana verirsek Fatıma ezberledi. Hafizat hefzetti e, Fatıma ve e, bir şeyi ezberledi. Neyi ezberledi? Fe hemen onun akabinde de Ondan sonra da hadisi ezberledi. Burada F'den önce e, ki hadisin e, öncesinde yer alabilecek bir kelimeyi soruyoruz ifadeyi. Zeynep olabilir mi? E, Ettaame olabilir mi? Summe olabilir mi? El-Kur'ane olabilir mi? Bunlardan hangisidir? Zeynep olursa Hafizet Fatıma Fatıma e, ezberledi. Zeynep Zeynep'e Zeynep'i ezberledi gibi çok anlamsız olmaktadır. Etta Ame yemeği ezberledi, bu da anlamsızdır. Sunme sonra dersek burada iki atıf harfi peş peşe gelmektedir ki e, bu e, Sunme e, Fden sonra e, daha sonralık anlattığı için zaten gelemez. Buraya en uygun olan El Kur'an kelimesidir. Fatıma Kur'anı ezberledi hemen Arkasından da e, buradaki o manayı veren fe atıf harfidir. Hemen arkasından da hemen peşinden hadisi ezberledi gibi bir mana olacaktır. Diğer cümlemiz fil imtihani fekkir thumme ki boşluk var. El ma'tuf el münasib lil fera. Boşluk için uygun ma'tuf hangisidir diye soruyoruz. İmtihanda fekkir yani düşün thumme sonra. Sonra ne yap? Burada sümme atıf harfidir ve fekirle yani düşün kelimesiyle bir şeyi birbirine bağlayacaktır ki o şeyi soruyoruz. Kale olabilir mi? Şeribe hatta ecib olabilir mi? Bunlardan kaleye bakarsak imtihanda düşün sonra dedi ki çok anlamsız olmaktadır. Şeribe içti anlamında. O da uygun değildir. Hatta harf ed edattır e ki buraya hiç uymamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız ecip yani cevapla e imtihanda düşün sonra cevapla olarak e değişik uygun düşmektedir matuf olarak. Etalemu fil medreset el qiraat ve diyoruz. E burada da yine e buraya uygun olacak matufu soruyoruz ki. Vav wow, burada atıf harfidir ee, ve bir öncekiyle bir sonrakini birbirine bağlayacaktır. Eteallemu, öğreniyorum. Fil medreset, medresede, el kiraate okumayı ve ki okumakla yakın, okumayla birbirine bağlanacak bir şey olması lazım. Neharen fevka, es sayfe el-kitabete. Bunlardan hangisidir dersek? Neharen, gündüz anlamındadır. Buraya hiç uymamaktadır. E, fevka, yukarıda anlamında bir zarftır. Uymamaktadır. Es-sayfe, yaz mevsimidir. Ancak D şıkkında el-kitabete, yani yazmak, e, medresede okumayı ve yazmayı öğreniyorum. Dolayısıyla en uygunu el-kitabete olacaktır, matuf olarak. Diğer alıştırmamız, e, Nefhemu derse ki bir boşluk var sonra nehillu tedriba dersi anlarız sonra e, alıştırmaları çözeriz Nehillu çözeriz burada e, uygun e, atıf harfini soruyoruz boşluk için ki e, ev midir e, lakinle midir bel midir summet midir ev dersek tercih anlatıyordu Dersi dinleriz veya soruları çözeriz ki buraya çok uygun düşmüyor. Lakin ne? Dersi dinleriz lakin soruları çözeriz. Bu da çok uygun düşmüyor. Bel dersi dinleriz bilakis soruları çözeriz değil. En uygunu summe olacaktır. Yani dersi anlarız, dinleriz sonra soruları çözeriz ki burada boşluğa gelecek summe daha uygun düşmektedir. Diğer alıştırmamız يَسْتَيْقِذُ الطِّفْلُ مِنَ النَّوْمِ يَتَضَمَّلُّ ثُمَّ يُسَلِّي Burada da yine boşluğa gelmesi gereken uygun atıf harfini soruyoruz. Ee, ki e, çocuk e, çocuk uyanıyor uykusundan sonra abdest alıyor sonra namaz kılıyor. E, buraya ev edatı mı gelecektir, lakinle mi gelecektir, bel edatı mı gelecektir yoksa fe edatı yani atıf harfimi gelecektir? Ee, burada ev dersek veya ki bir anlam çıkar. Çocuk uykusundan uyanıyor veya abdest alıyor, uyumamaktadır. Lakin de çocuk uykusundan uyanıyor, lakin ancak abdest alıyor, o da uyumuyor. Ee, çocuk uykusundan uyanıyor bilakis yani bel edatını getirirsek bilakis abdest alıyor o da uyumuyor. Ancak çocuk uykusundan uyanıyor f hemen akabinden, hemen peşinden abdest alıyor, sonra namaz kılıyor. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken atıf harfi F olacaktır. Ki F atıf harfi olarak geldiği zaman hemen peşinden, hemen devamından gibi bir anlam katacaktır. Diğer alıştırmamız, İhtasama Zeydun, yine bir boşluk var, Amrun. Buraya da gelmesi gereken atıf harfi hangisi olacaktır? ev mi, lakinne mi, vav mı, fe mi? Doğru cevabımız vav'dır yani v'dir. Neden? Çünkü mı yani çekişti, husumet etti. Zeyt ve amır yani zeyt ve amır birbirine husumet etti de demek için mutlaka arada e, vav olmalıdır. Çünkü ev dersek zeyt veya amır birbirine husumet etti bu çok mantıklı değildir. Lakin de fe de mantıklı değil. Wow, uygun düşecektir. Evet, atfi neskle ilgili alıştırmalar gördük gelecek bölümde. İnşallah farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle.